Evet, Emre Bey sormuşlar. Hocam selamlar, videolarınıza bakacağım. Bu aralar GUI vesaire onlarla ilgileniyorum. Ama sanırım yazılımda en önemli olay design pattern'lar değil mi? Bu konu üzerinde biraz daha gitmek istiyorum. Tavsiyeleriniz nelerdir? Araştırmalarıma göre İTÜ Yüksek Lisans'a giriş konuşma sınavında design pattern'lardan birkaç alt dallarını soruyorlarmış. Veya iş hayatı diyelim. Şimdi Emre Bey, design pattern nedir onu anlatayım. Tabii İTÜ'de ne soruyorlar o konuda bir fikrim yok. Yüksek lisansa girdiğinizde onu başka yerlerden araştırırsınız. Ama design pattern nedir? Birazcık ondan bahsedeyim. Zannediyorum onu merak ediyoruz. Ve nerelerde kullanılıyor, neden önemli, ne kadar önemli onu anlatalım. Şimdi design pattern şöyle bir şey çıkışı var. Object Oriented Programming'de daha öne çıkmış bir şey. Daha önceden de var, yok değil ama esas hayatımıza girmesi Object Oriented'la, nesnel programlamayla ve buna bağlı olarak UML'le girmiştir. Unified Modeling Language denilen, biliyorsunuz Object Oriented yapıyı modelleyebileceğimiz, görsel olarak gösterebileceğimiz objeler arasında class diyagramdan bahsediyorum. Sequence diyagramı var, başka use case diyagramı var. Biz de birkaç video çektik bununla ilgili. Veri tabanı açısından çektim. Ama bir de Object Oriented dünya içinde çekeceğim inşallah. Bu UML tasarımı bize şunu sağlıyor. Biz soyut olarak kafamızda tasarlamış olduğumuz nesne yönelimli modelleri görselleştirebiliyoruz. İşte bak diyoruz, şurada bir class var, burada da bir class var. Bu class da bu class arasında inheritance ilişkisi var. Şurada bir interface bağlantısı var vesaire. Bunları görsel olarak gösterebiliyoruz. Şimdi bu gösterimi yapa yapa şu anlaşıldı ki biz aslında belli programlama yapılarını tekrar ediyoruz. Yani işte bir factory model, MVC mesela. MVC en çok tekrar eden yapılardan birisi. Model View Controller denilen. Hatta Microsoft'ta .NET teknolojisinde şimdi yeni ismini MVC olarak koydu. Çünkü aynı şeyi tekrar ediyoruz. Düşünün işte bir model, bir view, bir de control şeyleri var, varlıkları var. Ve bu yapı tekrar ediyor. Design pattern, aslında pattern'a Türkçe örüntü diyorlar. Biraz daha böyle şablon falan gibi karşılayabiliriz. Örüntü kelimesi çok hayatımıza girmediği için hayatımızdan bir kelimeyle cevap verecek olursak şablon, tekrar eden yapı örneği verilebilir. Bu yapılar bize aynı programlama mantığının tekrar ettiğini gösterdi. Ve biz şayet bu problemi bir yerde çözüyorsak aynı çözüm yöntemi diğerlerinde de kullanabiliyoruz. Bir yerde edindiğimiz tecrübeyi diğerlerinde kullanabiliyoruz. Bir yerde risk taşıyan, problem olması muhtemel olan yerlere diğerinde de dikkat edebiliyoruz. Böylelikle programcılar ve özellikle de program tasarımcıları, tasarımcı, designer dediğimiz kişiler programları tasarlarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini veya bir problemle karşılaştığında hangi pattern'la çözebileceğini, bak şurada böyle bir problem var, ne yapacağız? Bunun çözümü şu pattern. Hemen o pattern'ı alıp koyuyorlar ve çözümü daha hızlı bir şekilde, daha güvenilir bir şekilde, daha üzerinde çalışılmış modeller üzerinden ilerletebiliyorlar. Yani design pattern tam olarak yazılımın tasarım kısmında, bakın bunu klasik waterfall modelle anlatayım müsaadenizle. Analiz, tasarım, kodlama ve test and debugging diye geçiyor. Analiz, design, implementation, test and debugging diye geçen aşamalar var. Analiz aşamasında da kullanılabilir design pattern'lar. Birilerine bir şeyler anlatmak için, nasıl olduğunu anlatmak için kullanılabilir ama esas design pattern'ları ilgilendiren yer design pattern'ı ilgilendiren yer design aşaması, designer'ların ilgilendiği kısım. Yani bir programı tasarlarken, özellikle de nesne yönelimli bir programlama ortamında tasarım yaparken, nesnelerin nasıl iletişim kuracağını tasarlarken kullandığımız yapılar. Bunun sonra implementation'da tabii hazır kodlarını generate etmek için kullanabilirsiniz. Çünkü çok benzer yapıları var. Veya orada test senaryoları üretmek için kullanabilirsiniz. Design pattern'lar size burada yol gösterir. Çünkü neyin nasıl ilişkisi olduğunu sağlayacak. Ama olayın bizim hayatımızdaki kaplamış olduğu yer, önemli yer design aşaması. Design yani analizden sonra gelen design kısmı. Analizi anlayıp ona göre bir design uygulanacak. Dolayısıyla design pattern'lar yazılımdaki en önemli şey midir? Valla böyle bir şey söylemek, yani yazılımdaki en önemli şey şudur deseniz nedir diye sorsanız o sorunun cevabını bilmiyorum. Dolayısıyla design patternlar en önemli şey midir bilmiyorum. Önemlidir. Özellikle bakın tekrar ediyorum, nesne yönelimli programlar yapıyorsanız. Örneğin embedded system tasarımı yapıyorsunuz. Orada design patternini hayatınız boyunca hiç duymamış olabilirsiniz. Veya database admininizdir, DBA'sinizdir, hiç duymamış olabilirsiniz. Veya bir network programming yapıyorsunuz, network protokol programlıyorsunuzdur, duymamış olabilirsiniz. Veya bir şirkette çalışıyorsunuzdur, developer'sınızdır, 10 yıldır, 20 yıldır çalışıyorsunuzdur. Klasik 2 veya 3 tane design pattern vardır. Bunların hep tekrarı şeklinde geçiyordur hayatınız. Olabilir. Dördüncüsünü duymamış olabilirsiniz. Bir 40-50 tane çok literatürde bilinen design pattern var. Bir gün inşallah onların da videosunu çekelim. O design patternları zaten bildiğiniz zaman zannediyorum programlarda karşılaşabileceğiniz problemlerin çok büyük bir kısmını, belki %80'ini çözebiliyorsunuz o design patternlar. Tabii object oriented tasarımlardan bahsediyorum ve günlük hayatımızda karşılaştığımız problemlerden bahsediyorum. İstisnai, research
research için, araştırma amaçlı, akademik amaçlı bir sürü program yazılıyor. Oralar çok design pattern'lara uymuyor. Bir pattern'ı yok zaten onların. Bir tekrar eden yapısı yok. İlk kez bir şeyler icat ediliyor. Oralar biraz istisna ama normal hayatımızda karşılaştığımız, yazdığımız kodların büyük bir kısmını karşılayan design pattern'larımız var. Dolayısıyla design pattern'ı zannediyorum anlatabildim ne olduğunu. Ne kadar önemli olduysa kişiden kişiye, şirketten şirkete, uygulama alanından alanına değişir. Dolayısıyla en önemli şeydir demek beni rahatsız eder. Öyle bir şey değil. Yani daha önemli, bu daha önemlidir diyebileceğiniz şeyler olabilir. Evet önemlidir ama hani en önemli şey çok iddialı bir söz. O yüzden biraz rahatsız ediyor. Ve yüksek lisansta ne sorduklarını gerçekten bilmiyorum bir türlü. Ama tavsiye ederim. İyi bir üniversitedir, iyi bir programdır. Başarılar dilerim.